İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Savur ilçesi. Rus barış güçleri Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan geçici rotada konuşlandırıldı. Uluslararası Kızılaç Komitesi'ne göre 44 gün süren savaş sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti'nden 303 kişi hala kayıp olarak kabul ediliyor. Halkalak'ta 4 köy yolu daha asfaltlanacak. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün derinliklerinde maden suyu çıkışları görüntülendi. İran'da Azerbaycan'a karşı bir protesto dalgası ivme kazanıyor. Artsakh, Dağlık Karabağ, Kara Kitap. Savur ilçesi Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır bölgesinin Mardin ilinde Ermeni Mezopotamya'sında bulunuyordu. Neredeyse ilçenin merkezinde güneyden kuzeye Sultan Yaylağı Sıra Dağları uzanıyordu. Savur yerleşiminin yakında ünlü bir Bizans kalesi ve psikoposlu olarak anılan harap bir kale vardı. İlçede 200'den fazla öğrencisi olan bir okul vardı. Kilise görevlileri yoktu ancak yılda bir kez yılbaşı tatilinde 3-4 günlüğüne uzaktaki Surp Arakelos Manastırı'na giderlerdi. Psikoposluk verilerine göre 1890'larda ilçede 3000 Ermeni yaşıyordu. Soykırım Armenosit'ten önce Ermeni sayısı 9000-10000 Ermeni ile 1600 haneye ulaştı ve 1914'te Ermeni sakinlerinin sayısı 6000 civarındaydı. Ermeniler yarı bağımsız halde yaşıyordu. Ermenilerin yanı sıra ilçede Kürtler de yaşıyordu. Savurlular sık sık Türklere karşı mücadele ederlerdi ve Kürtler de onlara katılırdı. Ağırlıklı olarak tahıl, üzüm ve meyve yetiştiriciliği, hayvancılık ve çeşitli zanaatlarla uğraşıyorlardı. Savur, verimli erik bahçeleriyle de ünlüydü. 1915 soykırımı Armenosit sırasında ilçedeki Ermeniler topluca katledildi. Mülkleri yağmalandı ve talan edildi. Çok az hayatta kalanlar yabancı ülkelere sığınmayı başardı. Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan geçici rotaya Rus barış gücü askerleri konuşlandırıldı. Sputnik Armenya Ajansı tarafından aktarılan bilgiye göre bunu Artsakh Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sözcüsü Victoria Bedrosyan açıkladı. Bedrosyan, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan geçici güzergah tamamen asfaltlandı. Stepanagert, Goris, Berzor yolu ile aynı mantığa göre çalışacak. Şu anda Rus barış güçleri orada konuşlanmış ve onları gözetliyor. Yol artık trafiğe açıktır, dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen karara göre 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybetme Mağdurları Günü olarak belirlendi. Armen Press'e göre Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan o gün vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Mesajda özellikle şöyle denildi. İnsanların zorla kaybedilmeleri tekrarlanan ve sürekli olarak insan hakları ihlalleridir. Bu vakalar devlet temsilcilerinin ve yetkililerinin izni veya rızasıyla başlarlar, ardından kayıp kişinin nerede olduğunun inkar edilmesi veya gizlenmesi gelir. Ne yazık ki modern dünyada süregelen çatışmalar zorla kaybetme suçu için elverişli bir ortam yaratmıştır ve ne yazık ki 44 gün savaşından sonra biz bu suçun mağdurlarının ve yakınlarının acısını ve dinmeyen mücadelesini kendi örneğimizden biliyoruz ve çekmeye devam ediyoruz. Uluslararası Kızıl Aç Komitesi tarafından 2022 Ağustos ayında sunulan verilere göre 2020 yılında 44 gün süren savaş sonucunda Ermenistan Cumhuriyeti'nden hala 303 kişi kayıp olarak kabul ediliyor. Ahalkalak Belediyesi, belediyenin 4 altyapı projesine harcamaya karar verdiği devlet fonundan 2 milyon gel aldı. Ahalkalak Belediyesi bu yıl ikinci kez devlet bütçesinden kaynak alıyor. İlk kez alınan para çeşitli altyapı çalışmalar için harcandı. Projelerin uygulanması için alınan ikinci dilim 2 milyon geldir. Belediye bu miktara yerel bütçeden 384.706 gel ekleyecek ve bu fonlar aşağıdaki altyapı çalışmaları için kullanılacaktır. Lomatursk köyünden Burnaşet köy okuluna giden yolun restorasyonu. Hando köyünden Varevan köy okuluna giden yolun onarımı. Abul, Kartikam yolunun restorasyonu, betonlanması. Karsep, Apnia yolunun restorasyonu.
Batı Ermenistan'ın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün derinliklerine dalış yapan dalgıçlar, mikrobiyalitlerden yükselen duman benzeri maden suyu görüntüsü karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. İlk belirlemelere göre maden suyu olduğu değerlendirilen bu çıkışlar ise dalış ekibini hayran bıraktı. Uzun yıllardır Van Gölü ve çevresinde araştırmalar yapan Bitlis Eren Üniversitesi doktor öğretim üyesi Cihan Önen, geçtiğimiz günlerde Van Gölü'nün gizemli yerlerine doğru kanoyla dalgalar arasında yol aldık. İnsanların pek ulaşamayacağı alanlarda amatör dalışlar gerçekleştirdik. Dalışlar esnasında çok enteresan karelerle karşılaştık. Yerin altından muazzam püskürtmelere tanık olduk. Bu bizde bir heyecan uyandırdı. Bunu kayıt altına almak istedik. Kayıtları yaparken çok değerli ekipmanlarımızı ve telefonlarımızı dalgalardan dolayı suya gömdük. Bu güzel manzarayla karşılaştığımızda kaybettiklerimiz bizi pek üzmedi, dedi. Yaklaşık 400 bin üyesi bulunan İslam İnkılabı muhafızları Bakü'den gelen barbar başbozukların Ermeni Bertzor'a girişiyle ilgili haberi şöyle yazdı. Kuzey Azerbaycan eyaletinin kendi kendini vali ilan eden İlham Aliyev şu haberi yayınladı. Bakü kuvvetleri Bertzor'da konuşlandırıldı. Bu konuda İranolog Vartan Voskanya'nın verdiği bilgiye göre son zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti'nde Azerbaycan olarak adlandırılan yapay oluşum genellikle İran'ın Kuzey Azerbaycan eyaleti olarak anılır. Geçtiğimiz günlerde İranlı diplomat Abul Fazıl Zohrevand, Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermenilerin İran'ın müttefikleri olduğundan bahsederek Azerbaycan'ın bir kanser ve İran'ın medeni toprakları için bir tehdit olduğunu ve bunun Baki diktatörü ve Erdoğan rejiminin şiddetli kaygılarına ve medya alanında İran karşıtı histerik tepkilere yol açtığını açıkladı. Batı Ermenistan, dostane İran'ın açıklamalarını yakından takip ediyor ve gerektiği zaman uygun bir yanıt verecektir. Erik Denes ve Dikran Yegavyan'ın kaleme aldığı Artsakh Dağlı Karabağ Kara Kitap başlıklı kitap yayınlandı. 27 Eylül 2020'de Azerbaycan, Türkiye'nin ve İslamcı çetelerin desteğiyle %100 Ermenilerin yaşadığı Artsakh Cumhuriyeti'ne şiddetli bir saldırı başlattı. Bu çatışma 6000 kişinin hayatını aldı. 9 Kasım 2020'de Rusya'nın himayesinde imzalanan ateşkesin ardından Azerbaycan birlikleri derhal işgal altındaki topraklara konuşlandırılarak Ermeni nüfusu terörize ederek sınır dışı etti. Ancak Bakü elde ettiğiyle yetinmek niyetinde değil ve Artsakh'ın tamamen işgal edilmesi ve herhangi bir Ermeni varlığının ortadan kaldırılması için çabalıyor. Bu kitap 1915'ten bu yana hiç durmayan zulümleri hatırlamayı amaçlıyor. 2020 yılının sonunda meydana gelen olaylar, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin Ermenilere karşı şiddetli nefretinin mantıklı bir devamıdır. Söz konusu sadece birkaç hektarlık arazide iki halkın çarpışması değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir ulusun ve kültürünün hayatta kalmasıdır. Bugün 2020 itibariyle ne Artsakh Dağlı Karabağ ihtilafı ne de çağdaşlarımız tarafından çok az bilinen o ülke hakkında herhangi bir çalışma yayınlanmadı. Satış için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk dansı Yarhuşta adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.